Güneşli bir İstanbul sabahından herkese merhaba. Bildiğiniz gibi dünya annemiz 1,5 yıldır bir pandeminin koynunda. Daha da aslını söylemek gerekirse biz dünya annenin çocukları pandemiyle boğuşuyoruz. Eskisi gibi rahatça nefes alamıyor, istediğimiz anda istediğimiz yere gidememenin sıkıntısını yaşıyoruz. Kalabalık masalar, şen kahkahalı sofralar artık bize uzak. Ama teknoloji sayesinde uzakları yakın etmek de artık çok kolay. Hocam bunlar sizin için gelsin. Bu açıdan bakınca teknoloji böylesine ilerlememiş olsaydı bugünler nasıl geçerdi diye düşünmeden edemiyor insan. Malum, bugünler hepimizi iç mekanlara sıkıştırdı. İş hayatı sürenler de evden işe gidip gelmek ve sağlıklı kalmakla mücadele ediyorlar. Biz de stüdyolara sıkışmayalım, atalım kendimizi parklara, bahçelere, sahillere, sizlere kuşların, dalgaların sesini getirelim dedik. Belki de dünya anne bize artık özünüze dönün, kendinizi dinleyin, beni dinleyin ve beni daha fazla yıpratmayın diyordur. Kim bilir? Belki de tek ihtiyacımız olan şey, ona uyumlu yaşamaya çalışarak daha çok gökyüzüne bakmak, daha çok dalga olmaktır. Bugün buradaysak bir nedeni olmalı diyorum ve sizlerle bir anda olsa nefes almak istiyorum. Hadi, her neredeysen uzaklaş ve benimle bu hoş ana eşlik et. Bugün çok sevilen ve izlenen genç bir adamı ağırlayacağım. Kendisi uzun yıllar işin mutfağında çalışmış, ardından çevresinin de desteğiyle sahnelere çıkmaya başlayıp kendini çokça geliştirmiş, hala da geliştirmeye çalışan, zeki, sevecen ve hayat dolu bir komedyen. Şimdi kahvelerimizi almak için bir kahveciye giriyorum. Yeni öğütülmüş kahve kokusu beni mestediyor. Konuğumun ve benim kahvelerimiz hazırlanırken mekanlarda oturamıyor olmak hala çok garip hissettiriyor. Galiba bazı şeylere hiç alışılamıyor. Aslında önceki hayatımız ne rahat, ne özgürmüş. Neyse, şimdi de bizim demlenme zamanımız demek ki. Derken kahvelerimiz de hazır oluyor. Teşekkür edip konuğumla buluşacağım Maçka Parkı'na doğru yol alıyorum. Yol üzerinde kedi dostlara mama alıyorum. Bence çok sevecekler. Park oldukça kalabalık. İnsanlar adeta güneşe minnetle selam veriyorlar. Uzun kış güneşin kıymetini anlamamızı sağlıyor neticede. Herkes keyifle baharın tadını çıkarıyor. Köpekler, cıvıl cıvıl kuşlar. Park sanki bir festival alanı. Ve çok geçmeden konuğumu görüyorum. Çok şükür ki bekletmeden kendisiyle buluşabildim. Cem Eroğlu. İçi de dışı da cıvıl cıvıl, genç, enerjik bir adam. Herkesin vardır elbet düştüğü, yorulduğu zamanlar. Ama özellikle insanları çok güldüren insanların içinde daha yoğun bir hüzün taşıdıklarını düşünüyorum. Kendisiyle yaptığımız kısa yürüyüşte birden çocukluk oyunlarımıza gidiyoruz. Saymaya çalışıyoruz ama çoğunu unutmuşuz. Sonra yerdeki taşları görünce dayanamayıp seksek oynamaya başlıyor Cem. Ben de tabii hatırladığım kadarıyla ona şeklini şemalini söylüyorum. 1, 3, çift, tek. 1, 2, 3, çift, tek. Tek. Çift. Çift. Nihayet oturacak bir yer buluyoruz. Ve tatlı bir sohbet başlıyor. Evet, artık çıkartabiliriz. Güvenli alan. Kız bir şey söyleyeceğim. Sen söylemeseydin ben oturamayacaktım. Yoruldum ve yaşlanmışız gerçekten. Çocukluk oyunlarını konuşurken bir anda böyle... Ya ama yani insan yeşilde parkta hep çocukluğunu anımsıyor. Evet. Ben gençliğim falan da değil. Gencim tabii ki de. Efendim söyleyeyim ama çocukluk. Nedense evet. Rahatlık. Anam çok teşekkür ederim. Zahmet oldu. Elinize sağlık. Evet efendim. O Cem bu Cem.
O Cem benmişim. Nasıl bir imada bulundu bilmiyorum ama o Cem bu Cem. Bir şey diyeceğim ben. Evet. İzleyince art anlayacaksın. Bence izlediklerinde memnun olurlar ya bu Cem olduğuna. Olmaz mı? Bence çok olacaklar. Süpersin. Abi, gönül isterdi ki şuraya bir piknik sofrası kurayım. Hiç kurma. Ben böyle doğal ortamlardan inanılmaz haz ediyorum. Böylesi çok daha güzel. Aa, süper. Çok süper. Sevindim. Kahvemden bir yudum alabilir miyim? Lütfen. Bunun devamı nerede? O kadar. Bunun devamı kadar. Yok. Bunu yemiş. Bunu yemiş ya. Sende var mı? Yok. Ben çıkardım şuraya koydum. Hı. Benimki de yerim bak. Gerçekten mi? Bunlar böyle çalışıyor. Emin misin? Kandırdığını düşünüyordum devamı ama kandırmıyormuş. Hayır, kandırmadım. Nasıl hissediyorsun peki? Sana nasıl geldi pandemi? Ya pandemi nasıl gelebilir? Ya herkes olumsuz yanından bakıyor tabii ki. İnsanların sağlığı çok kötü. Bir sürü insan fazlasıyla acı çekti ama negatifliğini düşünmenin yanında bize ne kattığıyla alakalı da ilgileniyorum biraz. Çok uzun zamandır kendimi dinlememiştim ki pandemi döneminde yine çalıştım. Ya insanları eğlendirmenin ve güldürmenin ne kadar önemli olduğunu böyle zamanlarda çok daha iyi anlıyorsun. Dolayısıyla da pandemi bana kötü geldi. Pandemi bana aynı zamanda iyi geldi. Yani evet. Ruhen iyi geldi, beslendim ama toplum ve kendimiz için de doldu. Yani hala kötü aslında. Başlarda şöyle bir beklenti vardı. Ah bu kadar zaman, ne kadar güzel, yazarım, çizerim, üretirim. Sonra ilginç bir ruh haline büründük hepimiz. Kesinlikle hepimiz. Çünkü bu tür durumlarda insan üretemiyor. Ya üretkenlik sıfır, konsantre olamıyorsun, devamını getiremiyorsun ama belki de benimle alakalı. Bazı insanlar çok rahat ürettiler, konsantre oldular ama ben şuna inanıyorum. Sokağa çıkmadan, ya sosyal varlıklarız. Çıkmazsak, görüşmezsek dolayısıyla içimize kapandıkça da karanlıklaşıyoruz. Ya ben niye bana iyi geldi diyorum, ben kendimi güldürmeye başladım. Yani kendi kendime gösteri yaptım, kendi kendime espriler ürettim. Stand-up'ta ilk stand-up'ımı yaptığımda, bitirdiğimde yani metin tamam olduğunda gösterimi Şermin var bizim. Kedim. Yani kendisi Şermin'e karşı oynadım ve Şermin bana Beşiktaş seyircisi. Beşiktaşlı mısın? Çok severim. Beşiktaş. Sempatizanıyım. Evet, Beşiktaş seyircisinin şöyle bir huyu vardır. Sevmediği zaman arkasını döner maçta iyi oynamıyorlarsa. Hmm. Ben gösterimi yaparken Şermin bana hep arkasını döndü. Kızım dön diyorum, dönmüyor. Dön diyorum, dönmüyor. En son döner misin dedim, bir pırladı. Dedim ki bu iş tutar. Tutar süper dedim. Ama işte böyle dönemlerde de insanlardan uzaklaşıyorsun. İşte bazı aygıtlarla çok yakınlaşıyorsun. Telefon, işte bilgisayarın. Ama en çok ben hayvanlarla yakınlaştım. Orada kal. İnternetten aldığın en absürt şey neydi bu süreçte? Satın almak olarak evet. mı? Evet. En absürt şey. Tuzluk. Tuzluk aldım. Tuzluk aldım yani. Ben hayatım boyunca tuzluk, ya tuz ya da tuzluk kullanmayı aklıma getirmezdim. Sebebini söyleyeyim ama. Şekli çok güzeldi. Ya kuru kafa şeklinde tuzluk aldım kendime. Ve içine tuz koymadım. Çok oturdum onunla böyle oynuyordum. Duruyor. Duruyor, süs gibi geldi çünkü bana. Ya kapandıkça beğenilerimiz değişiyor. Evet. Sende de oldum bilmiyorum ama. Daha çok böyle ev içi dizayna yöneldi insanlar. Şeylerini değiştirdiler ya da ev aletleri aldılar. Çünkü normalde otel gibi kullanıyorduk evi biliyorsun. Ya bir şey diyeyim mi sana? Bir şey diyeceğim. Ben ev almaya çalıştım internette. Evet. Kendi evimi ya dedim. Ev bakıyorum ya bildiğin bu eve ne olur falan bundan yapılır mı diye. Almaktan da değil. Yani hani inceliyorsun arkadaşım iyice. Ya işte bu duvara nasıl yapılır? Buna sıva mı çekilir? İşte bu perde güzel midir diye. Dedim Cem sen çık. Ben bir çık bir program yap dedim. Öyle program yapıp başkalarını eğlendirmeye çalıştım çok ama. Iyi. Geliyor bazı. Cidden geliyor. Ben çok severim ev bakmayı bu arada. Ortak bir noktamız. Biz ortak noktamızı bulduk. Evet. diye. Ben çok severim ev bakmayı. Böyle canım sıkıldıkça uyumadan önce falan böyle kira satılır. Uzan uzan rahatına bak. Birlikte bakalım biz ya. Bundan sonra biz ev bakacağız. Siz izleyin bizi. Evet biz ev bakıyoruz. Ya insan huzurlu ve mutlu olacağı şeyi istemeli ve hani derler ya lüks kötü bir şey. Lüks dediğin şeyin neyle ölçüldüğü önemli. Bizim için lüks değil. Yani şu huzurlu şey aslında senin ihtiyacındır. Ve ona ulaşabiliyorsan başkasının lüksü olabilir ama senin huzurun. Evet. Dolayısıyla da öyle nitelendirmek lazım. İyi bir şey yapıyorsun. Peki risk alır mısın hayatında sıkça? Almak zorunda kaldım desem zorunluluk olduğu için söylemiş olurum bunu ama. O zaman risk olmuyor. Evet. Şundan sonra yani şöyle söylemek daha doğru olacak. Risk almaktan ziyade bütün hayat benim için risk. Öyle yaşıyorum. Böyle yaşamam gerektiğini. Çok merak ettim nasıl yaşadın? Hemen söyleyeyim sana. İstanbul'da. Sen de İstanbul'da yaşıyorsun. İstanbul'da sabah uyandığında pencereyi açmak bir risk. İstanbul'da giyinip sokağa çıkmak. Apartmandan çıkmak bile bir risk. Yani apartmanda herhangi biriyle kavga edebilirsin. Sokağa çıktığında bir risk. Şu an biz parktayız. Çok eğleniyoruz ama burada oturmak da risk. Çünkü biz artık insanımızı tanımıyoruz. Yani ben güldürmeyi insanların eğlenmesini çok seven, onlar güldükçe mutlu olan bir tipim. Hatta çok eğlenmediğim zaman bile ya sen güldüğünde aa ne güzel güldü, eğleniyor ya ne kadar mutlu deyip bundan kendime pay çıkartırım. Evet ama risk içinde yaşıyoruz ya. Ya ben eve akşam döndüğümde şey diyorum. Aa bugün de bir şey olmadı. Bugün ya. De ölmedik. Evet, ölmedik. Başımıza bir şey gelmedi. Düşünsene ya kimin aklına gelirdi ki pandemi var ve pandemi de yaşıyoruz. Ya şu an seninle yan yana oturuyorum. Büyük risk benim için. Yaşıyoruz bu hayatı. Büyük hiç yani. Ben başıma bir şey git program yapamam şükürüm ya. Daha ne risk olsun yani. Burada... Mesela şimdi sonar patlamalar olacak diyorlar. Güneşte böyle çok kötü ışınlar bize verecek uzak, bize uzak, diyorlar. Uzak. Biz de şu an güneşin alnında program
mi çekiyoruz? Uzak uzak. Biz daha yakından çevremizdekilere bakalım. Hemen arkamızdan bir şey düşebilir. Ona bakalım biz. Evet. Peki ne kadar özgür olduğunu düşünüyorsun ve hissediyorsun? Bu konuda sana güvence verebilir miyim? Evet, lütfen ver. Vereyim. Şöyle, şu kadar özgür olduğunu düşünüyorum ben. Kadın cinayetlerini protesto etmek için Taksim Meydanı'nda soyulup koştum ben. O kadar özgür. Böyle bir özgürlük. Görüntüsü var mı? Yok, sana görüntüsü yok. Böyle bir şey. Kullanalım. Ya, böyle bir şey şundan dolayı, ya özgürlük aslında başkalarının kısıtlamasıyla kabul edilen bir şey. Ya ben kendime özgür dediğim an sen Cem özgürmüş diyemiyorsun. Ya da ben sana özgürsün dediğim zaman değil. Çünkü ne yazık ki şu an yaşadığımız hayat başkalarının hayatına saygı duyarak geçirdiğimiz bir hayat değil. Tam tersi, birilerinin bize dayattığı bir şekilde yaşadığımız hayat. Dolayısıyla en özgür anımız şu an yan yana oturup sohbet etme anımız olabilir. Hatta birazdan bir güvenlik gelir, bizim özgürlüğümüzü engelleyebilir. Öyle yani. Sen çöktün. Çökme tatlım, iç kahveni. İç. Bunu bitirince ikincisi geliyor mu? İsteriz. İşte bu ya. Ben bir su iç. Prodüksiyon gibi prodüksiyon. Tut. Hayır, düşünmesin. Tut. 2 dakika tut. Yaz gibi bir hava var. Evet. Çok müthiş. Müthiş. Ama bu güneş giderse... Gitmeyecek. Söylemeyeyim ben. Tamam, gitmeyecek. Gitmeyecek. Gitme. Biraz önce çocukluk oyunlarından bahsediyorduk. Çocukluğun nasıldı? Nasıl bir çocuk olarak tanımlarsın kendini? Bugünkü Cem olmanı ne sağladı? Zor bir çocukluk. Çok erken olgunlaşmak, erken iş hayatı ve memur çocuğu olmak. Bunları niye söyledim? Komedyen olarak nitelendirmiyorum kendimi. Ya da şovmen olarak da nitelendirmiyorum. Çünkü bunlar benim karar verebileceğim şeyler değil. Ben eğleniyorum. Eğlendiğim müddetçe de bana ne yapıyorsun dediklerinde eğlendiğim işi yapıyorum. Sonra anlattığımda onlar nitelendiriyorlar. Yani sen o sıfatı bana yakıştırabilirsin. Ben öyle şeyleri tercih etmediğim için. Ama genel bir özellik var. Eğlenmeyi ve gülmeyi, güldürmeyi seven insanların geçmişlerinde çok içe dönükler. Mesela ben de çok içe dönüyüm. Çok kolay konuşmam insanlarla. İrtibat kurmazdım. Hatta annem bana şey derdi. Bakardı bana böyle. Ben öğretmen çocuğuyum. Annem de memur. Annem bakar bana. Ya oğlum, senin içinde bir şey mi var falan derdi. Tövbe estağfurullah. Evet, köpek balığı varmış gibi bakıyorsun. Ya, köpek balığı mısın falan der, konuşlardı. Hep beni konuşmaya sevk ederdi. Ama ben yazmayı tercih ederdim. Muhtemelen de Antakya'da büyüdüm. Ben Antakya çok mistik bir şehir. Bir sürü hikaye var. Adınızı attığınızda aslında Roma kültürünü yaşıyorsunuz. Sihirli Frans, bir yer. Evet, sihirli bir yer. Ben orada büyüdükten sonra da hep şeye inanırım. Antakyalı bir adam bu kültürlerden beslendiği için özellikle kültür sanat anlamında bir şey yapmak istiyorsa başarılı olur. Niye başarılı olur? Çünkü o şehir sana samimiyet veriyor. Ben de o samimiyete çok inanıyorum. Yani bana en iyi yaptığın şey ne dersen söyleyemem. Ama sen nasıl biri dersen samimi bir insanım derim. O yüzden de o samimiyet bence insanlara kolay geçiyor. Biraz önce şeyi çok merak. Bu kadar samimi. Ya meraklısın sen ya. Çok meraklıyım. Arkadaş, bu magazin programı. Hiç de böyle soru hazırlamayı da sevmem. Süpersin. Sadece içinden geçenleri eğer unutmak istemiyorsam evet not alırım. Ama böyle bakıp hani buna soru sorayım gibi bir tarzım yoktur. Süper. Hiçbir zaman olmadı. Kaygıların var mı? Hayata dair. Her şey olabilir. Kaygılarım tabii ki var. Ama en büyük kaygım, ya böyle çok da felsefik, sosyolojik mesaj vermek istemiyorum ama benim en büyük kaygım iyi kalpli olabilmek konusunda var. Niye diyeceksin? Demin anlattım yani çok fazla risk içindeyiz diye. Bu hayata, bu kadar yaşadığımız sıkıntıya ve bu kadar yozlaşmaya rağmen iyi kalabilmek bence çok büyük bir maharet. Ve ben bunun için mücadele ediyorum. Yani dersin ki evet, yani günlük yaşantımda bunun için mücadele veriyorum. İşte markette bunun için mücadele, pazara çıktığımda bunun için mücadele veriyorum. Çünkü her taraftan bir negatiflik hissediyorsun. Yani eski o ya Türk insanıdır hani değil. Tam tersi ya, bir zarar vermek üzerine kurulan bir kültürümüz var artık şu an. Yani yozlaşmakla aslında biz bu değiliz. Anadolu'da da bu değil ama burada böyle. Dolayısıyla kendini korumaya çalışırken ben kalkanlarımı çıkartmaya çalışıyorum. Silahlarımı değil. En büyük kaygım iyi kalpli olmak. Yani devam edebilmek. Çabuk güven duyar mısın insanlara? Ben %100 kredi veririm. Ondan sonra da eksilmesini beklerim. Eksilmesini beklerim. Sonra da dönmem. Yani şöyle, kaybediyorsam bir insanı ya da bir insan beni kaybediyorsa, ki ben kaybederim genelde. Çünkü kendimi öyle kaybedecek bir insan olarak İyiler görmüyorum. İyiler kaybeder. Evet. Kaybederim ve ama dönmem yani. Hani ne kadar iyi olursa olsun ikinci bir şans derler ya. Yok benim için öyle bir şey. Çünkü güvenemiyorum. Gözlem yeteneğin çok güçlü olmalı. Evet. Yaptığın meslek dolayısıyla da ister istemez her şeyi her an gözlemliyor olmalısın diye düşünüyorum. Ya biraz öyle oluyor. Malzeme çıkartmak bu için. Bu biraz ön yargıya sebebiyet veriyor. Mesleki şeyler olabiliyor mu? Ya mesleki bir rahatsızlık aslında bu. Evet. Niye diyeceksin? Yaşadığım her andan malzeme çıkartmaya çalışıyorum. Gerek televizyon programında olsun, gerekse stand-up'larda olsun ama bunu emin ol şundan dolayı yapmıyorum. Bu bana malzeme olabilir diye bakmıyorum. O bana malzeme olacakmış gibi geliyor artık. Ve ya görsen her tarafta bir sürü notum var. Yani cebimden çıkıyor, arka cebimden çıkıyor, işte yatağımın başından çıkıyor. Bakıyorum da ben ne yaşamışım diyorum bunları not alabilecek. Ama sonra diyorum ki evet ya, bir eleme yapıyorum. Diyorum ki bunlar hayata dair şeyler ama bunlar biraz daha kullanabileceğim, besleyebileceğim şeyler. O ön yargılar seni peki ne kadar kısıtlıyor? Kısıtlıyorlar mı? Ben kimseye teslim olmam diye böyle tirat atıyormuşum. Tabii ki kısıtlıyor. Ama bunu engellemek adına benim çok güvendiğim insanlar var etrafımda. Ve ben çok güvendiğimden karşılıklı güven meselesi bu. Mesela patronum, hem abim olan, camiada da tiyatro camiasında çok fazla emek harcamış abime çok güvenirim. O hem her şeyde beni yönlendirir. İki kardeş onlar, abiler, kuzenlerim. Onlar her konuda bana destek verirler ve benim göremediğim şeyleri söylerler.
verirler bana. Hı-hı. Prodüksiyon Türkiye'deki hemen hemen bütün iyi isim yapmış olan işte Genco Erkal, Rutku Ezdiz gibi daha sayacağım bir sürü isim. Onların organizasyonlarını yapan tiyatro organizatörleri ve yapımcıları. Onların sağduyusuna çok inanırım. Hı-hı. Necip Bey ve Sabahattin Bey. Televizyon camiasında Murat abimiz var. O da iyi bir yönetmendir ve yapımcım var. Seçil Hanım. Onlar sahiptir aslında onun lakabı. Neden sahip olduğunu anlatacağım çok size. Çok iyiymiş. Sahip. Onlara bu konuda çok güvenirim. Çünkü temiz kalabilmiş ender insanlardandır ve kalplerine ve akıllarına göre karar verirler. O yüzden de iyi ki varlar diyorum gıyaplarında. Ama sahip burada, sahip iyi ki var diyorum. En çok o var. En çok iyi ki o var. O çok sahiplenir, anaçtır. Niye sahip anlatayım mı sana? Şimdi şöyle anlatıyorum ben. Bu kadını tanıdım, kırbaç falan var elinde böyle. Evet. diye pis. Çok dövdü beni. Çok bildiğin gibi değil ya. Kanal D'de çalışıyorduk. Biz o çok ünlü bir televizyon programının yapımcısıydı. Ben de asistandım. Herkes onu çok sert bulurdu. İşini çok disiplinli yapardı. Ama ben başka bir yönünü keşfettim. İşini yaparken de dışarıya karşı ekibini her türlü korur. Kanatlanır ya. Yani kanatlarını açardı ve benim altındasınız derdi. Ve ben baktım ki bu kadın sahipleniyor ya. Herkes, anaç da bir yanı var. Ve ben ona sahiplemeye başladım. Herkes şey dedi, hani köle gibi çalıştırıyor sizi ondan mı? Hayır, kadın sahipleniyor yani. Ve bizim ilişkimiz hala devam ediyor. Ve yanlış karar verebileceğim noktaları çok iyi hissedip hayır der bana. Kızacağım bilse de hayır der. Ve ikna etmeye çalışmam onu. O yüzden sahip. Ve insanın böyle dostları olmalı. 100 lirayı alayım sahip. Hadi gönder. Çalışkan mısın peki? Ben mi? Hiç değilim be. Nasıl dürtüyor? Sahip diyorum, kırbaçlıyor beni çalışayım diye ya. Çalışkan mıyım? Bilmiyorum. Bunu ben söyleyemem. Sadece şunu söyleyebilirim. Disiplinliyimdir. Söz verirsem yaparım. Hı hı. Dolayısıyla da bir işe kalkışmışsam da hani nasıl anlatayım sana biliyor musun? Tamam, bugün geç kaldığını söylemeyeceğiz. Evet. Şöyle. Arabayı göndermediler. Ben bekledim. Araba gelmedi. Almadılar beni arabayla. Ben de çıkamam dedim. Kardeşim yapacak bir şey yok. Yürüyerek geldim anneciğim. Yürüyerek geldim. Kendi kahvemi aldım. Bunun parasını bana ödettiler. Yok. Çok misafirperver insanlar deyip şöyle dönüyorum. Buradan konuşacağım. Bu arada rahat edebilirsin. Uzan. Tabii babanızın malı. Çıkartmam ceketimi. Ceketimi çıkartırsam çok fazla şey görürsün. Bu arada çok sıcak. Şu an evet. Dizlerim yandı epey. Bir dahakine daha böyle rahat ben işler giymeyi. Sen çıkart. Tercih edeceğim. Ben çıkartacağım. Çıkart. Sen çıkartsa ben de çıkart. Ben hiç ucundan ya. Her şeyi çıkartırım ben. Ya ben neler yaptım sen? Asla yapmam dediğin bir şey var mı? Yaptım. Dediğimi yaptın yaptım. Mı? Nedir asla o? Asla yapmam dediğim şeyi yaptım ben. Taksim'de soyunmuş biri olarak Oda Kule'nin önünde leğende yıkandım. Bunun görüntüsü var mı? Yok. Bunların hiçbirinin görüntüsünü vermem sana. Vermem çünkü bunlar çok para ediyor. Çok para ediyor. Parası neyse veririz çok, lütfen. Ver. Ben peşinat istiyorum. Ön ödememizi alalım veririm tabii ki. Tamam. İlk bölüme lütfen. Tabii ki. Çocukları ekran başından alalım. Aslında evet. Tanıyamazsın zaten beni o kılıkla. Kaç yılıydı? Bayağı eski ya. Bir 10 senesi vardır herhalde. Bunları yaşı da böylece ortaya tabii, çıkıyor. Tabii. O zamanlar 17 yaşındaydım ben. İşte mesleğin yeni zamanları, her şeyi yapıyordum. İnanayım mı buna? Yaşa inanma ama diğerlerine inanabilirsin. Tamam. Geniş Adam diye bir karakter yaratmıştık. Hı-hı. Televizyon için. Geniş Adam da her şeyi yapabilen bir adamdı. Sana bazı zarflar sunacağım. Bu düğünlerden önce dağıtılan zarf. Para mı var içinde? Gönül öyle olsun isterdi tabii. Gönülden kopmaz tabii böyle şeyler. Bir gün inşallah o da kopar. Bir tanesi boş mu acaba? Şu an onu düşünüyorum. Ben boşu da seçerim. Boşsa ben. Boşsa şey yaparız, bir daha seçer. Evet. Bu zarf seçmeye bana çok tanıdık geliyor sahip. Öyle mi? Beni kendi silahlarımla vurmaya çalışıyorlar. Hazırladıktan sonra senin programında da fanustan şey çekildiğini evet gördüm. Evet ya, neler çektiriyoruz biz insanlar. Evet sonra ama ben öyle şeyler çektirmeyeceğim. Kıyamam ben sana. O evet. Zaman çekeyim mi ben ona? Sana senin silahlarına gelmiyorum. Çekeyim mi? Buyurun. Çekmeyeceğim. Pislik gel. Hadi bakalım. Onu seçmeni ben istedim biliyor musun? Gerçekten. Senin ne çıkacağını şey bilmiyorum. Ne çıkacağını İçinden bilmiyorum ama o? Evet. Tam mı okumak istersen ben mi okuyayım? Okuyabilirsen sen oku. Ama o büyük harfle yazanı oku. Oo. Okuyamadım. Senden çok hoşlanıyorum. Programdan sonra benimle yemek yemeye gelir misin? Bu nasıl? Ayıp. Böyle ayıp kötü ya. Teklifler. Tamam, başka bir tane daha seç. Başka bir tane daha seç. Sanki gerçekten öyle yazıyormuş gibi oldu şimdi. Yok evet, merak etmeyin. Başka bir tane daha seç. Zarfları bitirecektim. Beğenmeye. Yok okurum ben. Ablamın adı Elif. İstediğiniz zaman dedikodumuzu yapabilirsiniz. Bunu söyleyeceğini biliyordum. Hepsi çok güzel bana yönelik. Tamamdır. Ciddi okuyorum. İkisini de söyleyeceğim. İlk zarftakini söylüyorum. Oku. Bize bir şey itiraf ediyor. Ama baştan ne dedim biliyor musunuz? Yazımı gösterme dedim. Israrla bana gösterdi. Yapma, ne denirse yapıyorum. Israrla gösterdi. Böyle bir problemim var benim. Kafam farklı çalışıyor. İtiraf ediyorum. Ben. Ama şey böyle itiraf bir şey cidden olsun. Cidden itiraf bir evet. Şey yapacağım. Bunu hiçbir yerde de söylemedim. Şu an çünkü aklıma geldi. Buraya geldiğimden beri bu kızın yanında acaba programı daha güzel olsun diye soyunayım mı soyunmayayım diye düşündüm. Yeee.
Dedim ki sonra yok. Ya itiraf ediyorum, ben gerçekten koronadan çok korkuyorum ve kimsenin başına bir şey gelmesini istemiyorum. Bu çok genel bir itiraf gibi oldu ama değil. Çünkü çok paranoyağım ben. Bunu da kimse bilmez. Her an birinin başına bir şey gelecekmiş korkusu yaşıyorum ve bundan dolayı da sorumluluk duyuyorum. Bu da beni inanılmaz ürkütüyor. Al sana itiraf. Bayağı anksiyete problemi. Evet. Bir doktorumuz var, hemen seni ona yönlendiriyoruz. Çift ilaç alıyorum, yetmiyor diye. O yüzden açık havada yaptık zaten programı. Devamını yapayım mı öbüründe? Hadi yap. Hadi bakalım. Şaşırt bizi, bilmediğimiz, bilemeyeceğimiz bir şeyden bahset. Hemen şaşırtayım sizi, bilmediğiniz bile. Ben inanılmaz güzel yemek yaparım. Kimse de bilmez bunu çünkü kimseye yapmam. Kıyamam. Başkasına vermeye kıyamam. Bencinin daniskasıyım ben. Koyarım yemeği, yaparım, oturup kendim yerim. Fotoğraf da çekerim, atarım, sana da yapacağım diye yapmam ama. O zaman ilerleyen bölümlerde bize yemek yap. Yapmam. Kendime yaparım, vallahi oturup kendim yerim. Söyleyeyim, peşin peşin. Tamam, biz yemeyiz, yap bize yapmam. Sen. Yapmam. Kendime bak yapacağım, ya. Yapmam. Anlaşırız ama sen dert etme. Peki, ben de güzel yaparım bu arada. Gerçekten. Evet. Sen niye güzel yaparsın? Yemek. Neyi yemekten? Hiçbirinin adı yok. Ben böyle doğaçlama takılıyorum. Yemem o zaman ben. Hiç ama bana çok lezzetli göre... oluyorlar. Yiyen bir daha yemek istiyor. Çok eğleniyoruz biz programda. Ya bizim bir mottomuz var. Biz eğlenmeyeceğimiz hiçbir şey yapmıyoruz. Ve eğlenilecek hiçbir şey de yapmıyoruz. O yüzden de her şey bizim için çok eğlenceli geçiyor. Bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. 3, 2, 1. Bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Arasından sonra bir şey diyeceğim diye başlamak, bir şey diyeyim mi devam ettirmek bana çok garip geliyor ama. Nokta. Sen benim konuğumsun, program benim arkadaş ya. Yasemin Hanım şu an saçlarıyla oynuyor, o kadar. demek ki şey, havasında. benim tuvalet saatim 2.39 genelde. Türk televizyon tarihi buna hazır değil bence. Cesaret edemedi, salladı bize. Biz de bunu yedik. Saket. Nasıl konuk ya bu? Başıma kötü bir şey geldi, geliyor. İnanılmaz sorular terliyorum şu anda ya. Olsun. Ben de üzerinden tanıyorum. Bir şey diyeceğim. Mandalina'yı ısırdığında içinden fışkıran su ol. Bilmiyor ki konuşuyor. Toplayacağım. Adam. Topladım. O kadar uzun konuşuyor ki. Topladım. Bir şey diyeceğim. Program günleri nedir? Yayın tarihi hemen vesaire. Hemen söyleyeyim. Biz programları cumartesi gününden pazara aldık. Onun hazırlıklarını yapıyoruz ama bizimki ya cumartesi ya pazar oluyor. Bir de farklı bir şey daha yapacağız. Program hem Number One Türk'ten yayınlandığı gibi hem artık Number One FM'den de yayınlanacak. Yani program hem televizyondan canlı yayınlanacak hem de radyodan dinleyebilecekler. Müthiş. Öyle bir şey yapacağız. Ondan sonra ben elimde mikrofonla sokağa çıkacağım. 24 saat yayın yapacağım. Çok iyiymiş. Çok teşekkür ederim. Buna bayıldım. Baş tacısı şekerim. Buna bayıldım. Söylemek istediğim bir şeyler evet, var mı? Evet var. Kocasının adını merak. Kocanın adı ne? Özkan. Özkan Bey'i aramak istiyorum. Özkan Bey'i ara. Özkan Bey'i ara. Senin en iyi yaptığın yemeği öğrenelim. Bütün seyirciler de bilsinler. O da adını bilmiyor ki. O da adını bilmiyor. O da bilmiyor. Garibim ya. Ne çekiyor bu kadından ya? Hadi. Yani her gün ama farklı böyle tarz bir şeyler yok. Dur sen Antalya'dan yeni geldin söyledin değil mi? Bugün mü geldin? Evet gelmiş olmalı. Gelmiş uçaktan olmalı. Inmiş hadi olmalı. Git ona yemek yapsın. Çok beklemesin. Kocanı karşıla. Burada gelmiş program çekiyor adam. Aç ne aç yapayım ben nerelere uçaktan. Gideyim de gelmeyeyim. Git kocan seni çok evde kötüsün bekler. Biliyor musun? Çok iyi. Kadının yeri kocasının yanı mıdır sadece? Hayır eşlerin yanı birbirlerinin yanıdır. Neyse biz biraz kavga edeceğiz evet. Anladığım kadarıyla. Eş iyidir. Al şunu kalk eve gidelim de yeter yürü. Artık ya. Gelin. Adam aç. Bak bir kalkışta kalkacağım. Yapmam bunu herkesin ortasında. Hadi bakalım. Ortasında. Göreceğiz. Bir daha. Yes. Bravo. Millete burada gösteri yapıyor. Kalan kalsın sonra toplar bizimkiler. Hadi. Adam geliyor. Aa, sen onu ne yapacaksın? Allah cezanı vermesin. Yürü yürü. Anam. Şey o kızın şeyi değil mi? Kızın şeyi. Ha tamam. Ne bileyim ben kız baktı. Sen yine hadi seksek yap. Sek. Bak şöyle yapacaksın. Nasıl yapacaksın? 1, 2, 3, çift, tek, 3. 3 değil, 2. Hamlamışım ben de. Acıktın mı? Hadi gelin, biraz da onları dinleyelim. Merhabalar, ben Efe Alaca, 19 yaşındayım. Nişantaşı Üniversitesi Egzersiz ve Spor Bölümünde okuyorum. Öncelikli olarak gelecekte akademisyen olmak istiyorum. Bu yüzden de bu yıl yatay geçiş deneyeceğim. Daha sonra yatay geçiş olmazsa 2022 yılında tekrardan bir sınava girmek istiyorum. Bir devlet üniversitesini kazanmak istiyorum açıkçası. PR'ı daha yüksek olduğu için. Marmara Üniversitesi'ni istiyorum.
Onun dışında gelecekle ilgili hem akademisyen olmak istiyorum tekrardan dediğim gibi. Onun dışında da voleybol antrenörü olmak istiyorum. Yaklaşık 4 yıl boyunca voleybol oynadım. Şu an aktif olarak oynamıyorum. Hatta burada top da var. Şu an aktif olarak oynamıyorum. Arada hobi olarak arkadaşlarımla vesaire oynuyorum. Birazcık gelecek kaygım da var tabii ki konuyla ilgili de. Genç olarak bu ülkede yaşamaktan mutlu da değilim. Ülke durumu çok karmaşık olduğu için, her gün olumsuz bir şekilde etkilendiği için açıkçası gençlerin de morali bozuluyor yani bu duruma. Ben de dahil olmak üzere her gece düşünüyorum yani gelecek hakkında. İşte acaba burada kalırsam ne yapabilirim? İnşallah hayallerimi de gerçekleştiririm bu şekilde. Merhabalar, adım Barış Durmaz. 16 yaşındayım, lise öğrencisiyim. 5 yıldır voleybol oynuyorum ve kendimi bu alanda devam etmek istiyorum meslek olarak. Ama şahsen pandemiden dolayı salonlar bir açılıyor bir kapanıyor. Yani düzenli antrenman yapamıyoruz. Yani gelişemiyoruz, böyle yerimizde sayıyoruz. Ben ileride voleyboldan devam edip Avrupa'da yaşamak istiyorum. Orada voleybolumu oynamaya devam etmek istiyorum. Onun dışında da müzikle ilgili faaliyetler yapmak istiyorum. Gitar ile uğraşıyorum. İkisini bir arada götürüp hedeflerimi gerçekleştirmek istiyorum. Selam, Şaziye Özlem Turan ben. Dansçı ve performans sanatçısı, ayrıca eğitmenim. Pandemi öncesinde aslında başlayan ama hala daha etkisini, şiddetini artırarak devam ettiren camiamızın içinde de bulunduğu durumdan tabii ki ben de herkes kadar muzdaribim. İşsiziz, devlet tarafından hiçbir güvencemiz yok. Bu durum hayatımızı nasıl etkiliyor? Bu çok uzun uzadıya anlatılacak bir mevzu. Ama çözüm yalnızca sanatı ortadan kaldırmak ve hayatı pozitif etmekse okey, o zaman bunu bilelim. Ama çözüm yalnızca bizleri ortadan kaldırmak olmamalı. Bizlere bir şekilde destek olmasını ve insanların da içinde bulunduğumuz durumu bir şekilde fark etmelerini talep ediyoruz. Sanat olmadığı zaman bundan 10 yıl sonra etkilerini çok iyi göreceğiz. Şimdi henüz çok farkında değiliz ama sanat hayal gücü demektir her şeyden önce. Hayal gücümüz elimizden alınıyor. Yaşantımız elimizden alınıyor. Geleceğimiz elimizden alındı. Dilerim kısa zamanda buna bir çözüm bulabiliriz. Teşekkür ederim. Cansel ben. Aslında üniversite eğitimimi burada almak istemiyordum ama bazı maddi imkansızlıklardan dolayı İstanbul'da kaldım. Sonrasında bir firmada işe girdim. Finans üzerine çalışıyorum. Çok ağır şekilde mobbinge maruz kalıyorum ve asla çıkma gibi bir imkanım yok. Çünkü bana daha iyi iş seçeneği sunacak herhangi bir yer de yok. Şu şekilde askeri ücrete çok yakın bir fiyata, çok fazla sorumluluk yüklenerek, çok fazla üzerime baskı uygulanarak bir yerde çalışıyorum. Asla memnun değilim. Elimde bir tanecik imkanım olsa yurt dışına kaçarım. Ama maalesef yok. Malatya'da bir tane belediye sanırım insan kaçakçılığı yapmış. Beni de kaçırırlarsa çok sevinirim. Yani bu ülkede birçok insanın umutları tükenmiştir ama gençlere yapılanlar yani hepsinden daha kötüdür. Bir nesli kaybettik biz. Tek diyebileceğim şey bu. Ve hepimizi bir şekilde buradan kurtulmak fırsatı verilse iyi olur ama o da mümkün değil. Dolar olmuş 10 lira. Mümkün değil yani, imkansızlıklar içinde yaşamaya çalışıyoruz. Çok teşekkür ederim. Gördüğünüz gibi gençler biraz kaygılılar. Ama çalışıp azmedip yine ülkelerine faydalı olmaktan başka akıllarında bir şey yok. Bunun üzerine hem çok şey söylenebilir hem de hiçbir şey. Yorumu sizlere bırakıyorum. Bugün bol D vitamini ve bol bol güzel enerjiler depoladık. Bana ve ekip arkadaşlarıma adeta küçük bir tatil gibi gelen bugün, umarım sizlere de keyif vermiştir. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek, bolca gökyüzüne bakmayı, ağaçlara sarılıp onları dinlemeyi ihmal etmeyin. Bırakın dünya anne sizi şefkatle sarmalasın. Aşkla, sağlıcakla kalın.